Merhaba arkadaşlar. Direkt bir soru sorarak videoma girmek istiyorum. Arkadaşlar, dünya klasikleri deyince aklınıza gelen ilk eser hangisi? Evet. Bekliyorum. 5 saniye. Benim aklıma ilk gelen eser ve zannediyorum ki şu sokaktan çevirsek iyi kötü kitap okumuş 10 kişiye sorsak 9'unun vereceği cevap Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'dır. Rus klasikleri okudun mu? Dünya klasikleri okuyor musun? Abi hiç klasik okudun mu sorusuna genelde verilen cevap yani Suç ve Ceza'yı okudum. Veya bildiğin bir dünya klasiği var mı denildiğinde yine akla gelen cevap Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Peki Dostoyevski'nin Suç ve Cezası bunu hak ediyor mu? Bence kesinlikle hak ediyor. Hani böyle film değerlendirmelerinde 10 üzerinden kaç veriyorsunuz diye soruluyor ya. Abi 10 üzerinden 10 verilecek bir eser varsa o da Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'dır. Kimi iyi kitap okurları, güzel kitap okurları Suç ve Cezayı sanki böyle popüler bir kitapmış gibi algılıyorlar. Hayır değil. İşte çok satanlar, en çok okunanlar, bestseller olmuş kitaplar, New York'ta bilmem ne yapan kitaplar. Hayır abi bu öyle bir kitap değil. Bu 150 yıl önce Dostoyevski'nin sesinin günümüze ulaştığı ve edebiyat yaşamına damgasını vuran eşsiz bir eser. Ben Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı bu 5. okuyuşumdu. 5. okuyuşumdan sonra artık sizlerle paylaşmaya karar verdim ve karşınıza çıktım konuşuyorum ama baştan şunu söyleyeyim. Kitapla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Yoksa bu kitabın oturup da öyle analizini yapmaya, psikolojik metin altı okumalarına girmeye, oradaki karakterleri, karakter yapılarını tek tek tahlil etmeye, bu kitabın ve kitaptaki düşüncenin dokunduğu o bütün sosyoloji, psikoloji, diğer temel bilimlerle ilgili alanlara dokunmaya kalkarsak 24 saat bize yetmez. Oturup var ya böyle günlerce konuşmamız lazım. Çünkü insanlık bu kitabı 150 yıldır konuşuyor. Üzerine makaleler yazıyor. Üzerine tezler, doktoralar hazırlıyor. Üzerine konferanslar düzeniyor. Üzerine kitaplar yazılıyor. Öyle 3 dakikada, 5 dakikada oturayım. Bir de YouTube gibi bir platformda. Hocam çok uzattın ya cümlesine muhatap olmadan bunu hakkını vererek anlatabilmek mümkün değil. Ben sadece birkaç önemli gördüğüm şeye değinmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarz kitaplarda en çok sorulan sorulardan biri şu. İşte 15 yaşındayım okuyabilir miyim? İşte ev hanımıyım okuyabilir miyim? 30 yaşındayım okuyabilir miyim? 50 yaşındayım geç mi kaldım? Bütün bu soruları arkadaşlar direkt bir kenara bırakıyorsunuz. Evet, hemen bırakıyorsunuz, bırakın. Bu kitabı ne zaman okumalıyım? Hangi yaşta okumalıyım? Falandan daha önemli bir şey var abi, o da şu. Stefan Zweig'in üç büyük ustayı anlattığı eserindeki o üç büyük ustadan bir tanesi Dostoyevski. Dostoyevski'nin isterseniz bütün eserlerini okumuş olun, isterseniz hiçbir eserine daha başlamamış olun. Size çok şiddetle önereceğim bir şey var. Dostoyevski'yi, Suç ve Cezayı, hem özelinde Suç ve Cezayı hem de Dostoyevski'nin düşüncesini, felsefesini, hayatını, beyninin altında ne olup bittiğini, yaşamını, yani Dostoyevski'yi böyle bir saraya, bir kaleye benzetirseniz, onun kapısının kilidini açıp içeri girmek, gerçek manada o kalede ne var, o sarayda ne var, o beynin altında ne var, öğrenmek istiyorsanız, anlamak istiyorsanız, Stefan Zweig gibi bir üstadın, dehanın, Dostoyevski ile ilgili ne söylediğini okuyun. İnanın ben mesela Zweig'in bu eserini okumadan önce de Dostoyevski'nin hemen hemen bütün eserlerini zaten okumuştum ama Stefan Zweig'in Üç Büyük Ustasını okuyup orada Dostoyevski'yi onun kaleminden dinledikten anladıktan sonra kendi kendime dedim ki Harun oğlum sen bunları bu zamana kadar okudun ama işte okudun. Gerçek manasıyla okumamışsın. Ondan sonra oturdum Dostoyevski'nin yani Stefan Zweig'in o biyografiyi okuduktan sonra bütün eserlerini yeni baştan okudum ve önüme bambaşka bir dünya çıktı. Bunu söyledim değil mi? Ha tamam şimdi o zaman bunu buraya bırakabiliriz. Tekrar dönelim bu esere. Stefan Zweig diyor ki
Dostoyevski için. Önce hikayeyi anlatayım, sonra Zweig'in söylediğini belirteyim. Dostoyevski biliyorsunuz, Çarlık döneminde yaşamış bir isim. Çarlıktan, artık Çarlığın böyle son demlerinin yaşandığı, artık Rusya'da halkın bir şeylerin yanlış gittiği, sarayda birilerin zevki sefa içerisinde yaşarken halkın, köylülerin açlık ve perişanlık içerisinde sersefil olduğu ve bir şeylerin gerçekten yanlış gittiğinin artık vicdanlı, duyarlı insanlar tarafından, aydınlar tarafından, gençler tarafından fark edildiği ve bunun eleştirildiği ve bunun için nasıl çıkarız bu karanlıktan sorusunun cevabının arandığı dönemde yaşamış bir adam ve 28'li yaşlarında sosyalist gençlerle bir araya geliyor, onlarla birlikte oluyor. Ne olacak abi Rusya'nın hali sorusunun cevabını aradıkları esnada Çar'ın askerleri, istihbaratçıları gelir, Dostoyevski'yi ve arkadaşlarını alır, Dostoyevski yargılanır ve hakkında verilen karar idamdır. İdam kararını infaz edilmek üzere kendisi hücreden alınır, işte suçu yüzüne karşı okunur, ardından papaz gelir, kendisini son bir defa vaftiz eder ve direğe bağlanır, atış mangası karşısındadır, eller tetiktedir ve Dostoyevski ölümle orada burun buruna gelir. Ölümle, Azrail'le göz göze gelir. Ölümün gözlerinin içine bakar. Ölüm gerçeğini bütün hücrelerine kadar hissettiği anda Çar kararını değiştirmiş, Dostoyevski'nin idam cezasını 8 yıl mahkumiyete ve kürek hapsine çevirmiştir. Ve tam ölümü beklediği anda bu kendisine söylenir. Yani bir anda yaşama geri döner. Nietzsche diyor ya, ölümün kıyılarında gezen insandır yaşamın kıymetini bilen. Stefan Zweig da bunu şöyle ifade ediyor o eserinde. Diyor ki, Dostoyevski diyor, ölümle yüz yüze geldiği, ardından cezaevine atıldığı, bütün kemikleri kırılıp, bütün ruhu paramparça edilip, bütün şöhreti ve her şeyiyle sıfır edildikten, ölümü yaşadıktan sonra diyor bir yolu seçti. Yaşama sevincini. Diyor Dostoyevski için Stefan Zweig. Böyle bir Dostoyevski var. İşte şimdi bu kitap nasıl bir adamın kaleminden çıktı? Bunu bir anlamamız lazım. Burada Raskolnikov diye bir karakter vardır. Raskolnikov bence... Nasıl ki dünya klasiği deyince aklıma ilk gelen eser Suç ve Ceza oluyor. Dünya klasiklerindeki o ölümsüz karakterler dediğimde de yani benim aklıma Raskolnikov geliyor. Benim de bir özelliğim var arkadaşlar. Bir yazarı çok sevdim, onun bütün eserlerini okurum, onun karakterleriyle bütünleşirim ya. Dostoyevski, Tolstoy ve diğer o büyük yazarları daha derin hissedebilmek için onların yaşadığı yere kalktım, St. Petersburg'a gittim. St. Petersburg'da o Nevski Caddesi'nde biliyorsunuz Rusların bütün büyük yazarları, o dev yazarları mutlaka Nevski Caddesi'nden bir geçmişlerdir. Ve eserlerinden de işte Gogol'un paltosunda olduğu gibi eserlerinin de mutlaka bir yerinde o Nevski Caddesi mutlaka geçer. Oradan bir geçiş vardır yani. Abi o Neva Irmağı'nın kenarlarında ben, o Nevski Caddesi'nde, St. Petersburg'un sokaklarında dolaşırken sanki Raskolnikov'un gölgesi benim üzerime düşüyordu. Yani adeta onunla birlikte geziyorduk. Raskolnikov o kadar beynimin içine girmiş ki, beynimin içinde yaşayan bir isim gibi. St. Petersburg'u dolanırken onunla resmen birlikte dolandık. Raskolnikov bir hukuk talebesidir. Hukuk okumak üzere kalkmıştır St. Petersburg'a, o dönemki Çarlık Rusya'sının başkentine gelmiştir. Yoksul bir ailenin çocuğudur. Ezikliğin, yoksulluğunun farkındadır. Buna bir son vermek istemedir. Son vermek istemektedir ve bir gün eline bir baltayı alır, o baltayla bir şey yapar. Aslında adeta yerleşik düzene, baskıya, eşitsizliklere, adaletsizliğe, zulme, açlığa, yoksulluğa isyan eder ve o baltayla hepsine girişir gibi yapar ki semboliktir bu. Burada duruyorum arkadaşlar. Buraya kadar iyi geldik. Spoiler falan vermedim ama hocam, spoiler kesinlikle istemiyoruz, ipucu istemiyoruz diyen arkadaşlar
birbirimize dürüst davranalım. Şimdi burada yayından ayrılabilirsiniz çünkü bundan sonrasında spoiler vereceğim. Ve Raskolnikov düşünür, karar verir. İnsanlığın 100 yıldır belki de daha eski sorduğu bir sorudur bu. Yüksek bir ideal için, yüksek bir gaye için, ulvi bir gerekçe için suç işlenebilir mi? Gerekçenin yüceliği, gerekçenin büyüklüğü suçu ortadan kaldırır mı? Ve Raskolnikov açtır, bir tavan arasında yaşamaktadır, okulundan atılmıştır, zenginlerin çocuklarına ders verir ama bir türlü karnını doyuramaz ve ondan sonra bakar ki yaşlı, tefeci, insanlardan emanet alan çok zengin, varlıklı bir kadın hiçbir şeye faydası olmadan yaşamaktadır. Ama oysa toplum için çok faydalı şeyler yapmak istemektedir ama açlıkla boğuşmaktadır. Bir gün eline baltayı alır ve yaşlı kadını öldürür. Sizi hikayeden anlattığım bu ipuçları hiç canınızı sıkmasın. Çünkü hikayenin kendisi değil, oradaki o psikolojik çatışmalar, diyaloglardır bu metini, bu hikayeyi, bu romanı güçlü yapan. Ve tam o kadını öldürdüm, oradan kaçıyorum derken kadının bir de kardeşini öldürür ve ondan sonra artık sorgulama dönemi başlar. Freud'un daha böyle paçalı donla gezdiği, psikolojinin P'sinden bile haberi olmadığı yıllarda, çocuk olup ortalıkta dolandığı yıllarda Dostoyevski bu eseriyle it kavramını, ego kavramını, süper ego kavramını öyle güçlü bir şekilde verir ki aslında Sigmund Freud açıp Suç ve Ceza'yı okusa zaten ortaya koyduğu o psikanalizin o bütün o ekolleri, temel taşları var ya, hepsi bu eserin içinde zaten var. İt onu dürtüleriyle harekete geçirir. Egosu ona suçu işletir. Ama ardından iç barışını yakalamak istemekle, kendiyle, kendi gerçekliğiyle yüzleşmek istemedir. Ve orada süper ego devreye girer. Ve tıpkı Nietzsche'de olduğu gibi, hani Upernaş var ya, üstün insan. O üstün insana ulaşmaya çalışır. Abi Dostoyevski buradaki bu Raskolnikov karakteri üzerinden psikoloji ilminin bütün kuramlarını bir tane adam üzerinden veriyor abi. O kadar net söylüyorum. Raskolnikov gerçekten etkileyici bir karakterdir ve bu soruyu sorar kendisine. Ama kendisiyle yüzleşir de daha sonra. Cinnetin sınırlarına gider, intiharın eşiğine gelir, intihar etmek ister. O etmez. Kendiyle yüzleşmeyi, kendiyle hesaplaşmayı ve ardından yaşamayı seçer. Ama yine romanda benzer bir karakter, benzer bir suçu işlemiş karakter ise ölüm yolunu tercih eder. Her ikisini de ortaya koyuyor Dostoyevski eserinde. Raskolnikov diyor ki, yani özetle, yahu diyor, ben diyor iyi bir şey yapmak için bir suç işledim. İyi de diyor, Napolyon yüz binlerce insanı öldürdü. Bir kişiyi öldürdüğünde suç olan şey, yüksek bir gaye için yüz binlerce kişiyi öldürdüğünde neden kahramanlık haline geliyor? Neden onu tarih yazıyor? Tarih savaş meydanında ölen yüz binlerce kişiyi yazmayıp neden onun ölümüne sebep olan bir kişiyi kahraman diye bize sunuyor? Bir sürü soru soruyor burada, cevaplanması gereken. Peki Raskolnikov gibi ölümsüz bir karakteri Dostoyevski, o nasıl bir kafa, o nasıl bir psikoloji, o nasıl bir bunalım, o nasıl bir trajedi ki sen böyle bir karakteri, yani Dostoyevski'nin adeta kendisi. Hatta Suç ve Ceza yayınlandıktan sonra arkadaşlar, St. Petersburg'da savcı Dostoyevski'yi ifadeye çağırıyor. Diyor ki, yani bir insan kendi hayatında bir insan öldürmeden, bir insanı öldürmüş insan psikolojisini gerçekten yaşamadan böyle bir eseri yazamaz. Böyle bir karakter yaratamaz. Tarihinde, geçmişinde böyle bir cinayet mi var diye bunu araştırıyor savcı. O kadar gerçekçi ki yaşamadan bunu yazmak mümkün değil diyor adam, yani savcı. Peki nasıl oluyor da
Raskolnikov gibi bir karakter. Abi işte mutlu, evli, çocuklu adamdan böyle bir şey çıkmıyor. Dostoyevski'nin eşi ölmüştür. Hayatında büyük bir yer tutan eşinin ölümüyle birlikte büyük bir boşluğa düşer tutunacağı bir kişi vardır. O da kardeşi Mihail'dir. Ve Mihail ile birlikte bir dergi kurarlar, borçlanırlar derken tutunduğu dalı olan kardeşi de ölür. Ona sadece kardeşinden geriye borçları kalır. Derginin aboneleri vardır. Onlara altı sayı sözü vermişlerdir. İnsanlar onu eleştirirler, mektuplar yazarlar. Dergi niye çıkmıyor derler. Borçlarını ödemesi yönünde sıkıştırırlar. Artık ne yapacağını bilemez. Aslında dergiyi satıp elde ettiği parayla borçlarını kapatabilecektir ama kardeşine bir vefa duygusu olarak bunu yapamaz ve dergiyi yaşatmaya çalışır. Nereye elini uzatsa tuttuğu yer adeta kurur. Borç istediği insanlar içerisinde ona borç veren bir kişi vardır, o da Turgenev. O Babalar ve Oğulları yazan büyük Rus yazar. Abi düşünsene ya. Adamın borç istediği adama bak ya. Ona borç veren adam Turgenev ya. Ya Turgenev gibi bir adamdan borç istemek bile bir ayrıcalık ya. Ya insan tabii bazen kendine şunu diyor, lan keşke o gün ben orada olsaydım da satsaydım arabayı da verseydim parasını Dostoyevski'ye, iyilik etmiş olmazdık arkadaşlar. Kitabını satan yazar diye belki birkaç popüler şeyler olurdu ama inanın Dostoyevski'ye iyilik yapmış olmazdık. Çünkü onun o cümleleri, o karakterleri yaratabilmesi için bu acıda pişmesi ve o kıvama gelmesi gerekiyordu. Ardından yapacak bir şey kalmaz. Bütün dallar elinde kalır ve eline geçirdiği ne var ne yok satar. Son 3-5 rupi ile birlikte Rusya'dan çıkıp gitmek zorunda kalır. Yazması gerekiyordur, borçlarını ödemesi gerekiyordur. Orada da borçları onu rahat bırakmaz. Açtır. Memleketinden uzaktadır. Kirli, paslı, nemli, sisli odalarda açlıktan, yokluktan ve ne yapacağını bilememekten kıvranmakta, büzüşmektedir. Yani aslında Raskolnikov'u zaten Dostoyevski yaşanmış, yaşadığını anlatıyor ondan sonra. Öyle bir tasvir ediyor ki o tasvir değil. Aslında kendi ruhunun röntgenini çekiyor. Kendi ruhunun resmini çiziyor. Kendi ruhunun acılarını müzik yapıp bize dinletiyor. Ve ardından o durumda bile işte bir yayın evine kitap yazar, gönderir, 3-5 kuruş kazanır, oradan çıkabilmek için kumarbazı yazar. Ki kumar batağına batmıştır çünkü çıkmaya uğraşıyordur. Ve ilginci ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün bu acı, ızdırap, sorgulamalar içerisinde o paranoyalar, şizofreniler, delirmenin eşiğinden dönmeler, intiharın kapısını tıklayıp vazgeçmeler tam böylesi bir dönemde Dostoyevski, Raskolnikov karakterinin ilk cümlelerini kurar. Ve Suç ve Ceza'yı yazar ve bunu bir yayın evine gönderir ve reddedilir. Reddedildi. Yayın evi bunu reddetti. Böyle bir eser. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Arkadaşlar daha Razumihin'i anlatmam lazım. Onun en yakın arkadaşı var ya. Razumihin 10 numara bir çocuk. Okuyorsun. Yani bence aslında Raskolnikov gibi güçlü bir karakterin biraz gölgesinde kalmış ama o da bir karakter abidesi. Adamın dibi. Lan dünyada her adama böyle bir dost lazım diyeceğin adam Razumihin'dir. Ondan da bahsetmek lazım. Ve Sonya böylesine ölümsüz bir başyapıtta aşk olmadan olur mu? Aşksız olur mu? Olmaz. Sonya karakteri vardır. Sonya karakteri de çok güçlü bir karakter ve üzerine günlerce konuşulması lazım. Sonya ile Raskolnikov'un o diyalogları eşsizdir, efsanedir, ölümsüzdür. Sonya bir fahişedir. Bedenini satarak yaşamını sürdürmekte, hayata tutunmaya çalışmaktadır. Ezilenlerdendir, örselenenlerdendir, tekmelenenlerdendir. Ama ilginçtir. Sonya bir ahlak abidesidir. Sonya'nın Tanrı'ya inancı Roma'daki Papa'da bile yoktur. Öyle güçlü bir Tanrı inancı vardır. Tanrı'ya bağlıdır. Ahlaklıdır, vicdanlıdır, merhametlidir.
Hani fahişe deyince hemen bir karaktere koyuyoruz. Vurun kahpeye diyoruz ya. Abi Dostoyevski var ya, penaltı atışında sürekli kaleciyi sağa sola ters köşeye yatıran bir yazar. Bir ahlak abidesi. Raskolnikov'un hayata tutunduğu kişi bir fahişedir. Ama onu hayata tutar, onu erdeme çağırır. Sonya onu ahlaka çağırır, onu direnmeye, yaşama sevincine, tutunmaya çağırır. Ve onu tutar da. Sonya karakteri de müthiş bir karakterdir. Bir gün hani şey diyor ya orada Raskolnikov, Sonya'yı çağırıyor. Seni diyor çağırdım ama niye çağırdığımı bilmiyorum. Belki de diyor acımı paylaşıp azaltmak için. Yine orada diyor ya, insan bazen gitmek ister ve gideceği bir yeri olmasını ister. Arkadaşlar oradaki diyaloglar, aforizmalar olağanüstüdür, müthiştir. Okuyun diyorum, şiddetle öneriyorum ve hemen söylüyorum. Ben 5. okumamı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları çevirisinden yaptım. Size bunu tavsiye ediyorum. Ne olur gidin öyle dandik dunduk yayın evlerinden. Özet basım. Yarısı kesilmiş, yarısı bilmem ne yapılmış kitapları ne olur okumayın. Kötü çevirilerden ne olur okumayın. Mazlum Beyhan çevirisi. Güzel bir çeviri. Ben beğendim. Bunu okuyun. Böylesine bir şaheseri o kötü çevirilerden okuyarak hem yazara, hem esere, hem kendinize ziyan etmeyin. Arkadaşlar bağlamak zorundayım. Yani kısa keseyim, kısa keseyim. Bana kalsa daha konuya giremedim bile. Ama eşim, kameramanım orada işaret yapıyor. Tamam artık kes, bağla, uzadı falan diyor. Sürekli bana işaret yapıp duruyor. Ama inanın samimi söylüyorum. Daha konuya giremedik ya. Daha Elif'ten B'ye geçemedik. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. Neyse belki bir gün bir yerlerde otururuz da arkadaşlar, demli bir çay içer oturur uzun uzun konuşuruz. Şu an kesmem gerekiyormuş. Tamam, aha kestim, bitirdim. Vazgeçtim. Tamam. Israrla söylüyorum. Muhteşem bir eser. Almanızı, okumanızı istiyorum. Okuduysanız düşüncelerinizi paylaşın. Okuduktan sonra düşüncelerinizi paylaşın. Benim aslında içimi dökmek isteyip de dökemediğim bir sürü analizim var. Benim diyemediklerimi siz buyurun deyin. Sizlerin de eserle ilgili düşüncelerini öğrenmiş olalım diyorum. Önümüzdeki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın. Selamlar, sevgiler.